Peygamber Efendimiz nasıl öğrendi? Peygamberimiz doğrudan Cenab-ı Hak'tan tahsil etti. Mekke'de bir ilim meclisi, kütüphane veya mektep yoktu. Herhangi bir dinin din adamı da yoktu. Bir rahip de yoktu. Bir hoca da yoktu. Ümmi olan Efendimiz kimseden bir şey öğrenmedi. Yetim doğan, öksüz büyüyen Efendimizin anne babası gibi bir istinadı da yoktu hayatta. Kimseden bir şey öğrenmedi. O sadece Cenab-ı Hak onu öğretti. Bunu kendisi şöyle ifade eder: "Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti." Bu 40 sene mükemmel bir terbiye oldu. Halk, cahil halk, el emin et sadık dedi. İçimde en doğru insan sensin dedi. En doğru insan geldi dedi. En emniyetli insan geldi dedi. Yani o fısk içinde cahil bir toplum bile o karakteri, o şahsiyeti takdir etti. Efendimiz daha evvel bir eğitimci değildi. Bir hukukçu değildi. Devlet adamı değildi. İdareci değildi, kumandan da değildi. Fakat nübüvvetle beraber o 40 seneden sonra Allah-u Teâlâ onu öyle bir yetiştirdi ki o bütün sahaların hepsinin en ileri, en ötesinde, en mükemmel üstesinde şahsiyet ve üsve-i hasene oldu. Biraz açalım. Onun müstesna eğitimciliği. Fâhr-ı Kâinat Efendimiz daha evvel eğitimci değildi. Nübüvvetten önce hiçbir kişiden bir şey öğrenmedi. Hiçbir kimseye de bir şey öğretmedi. Muallim de değildi. Allah-u Teâlâ onu öyle bir muallime yetiştirdi ki, talebeleri olan ashâb-ı kirâm cihana İslam'ı yaydı. Semerkant'tan Endülüs'e. Kısa bir zaman içinde hak ve hakikatte bütün halkları öğretti. Nice fakihler, müçtehitler, müfessirler, hukukçular, muhaddisler, mütefekkirler, mutasavvıflar onun talebesi olarak sır ve hikmetlere aşina oldu. Yine nübüvvetten evvel Efendimiz hiçbir kumandanlığı yoktu. Hiçbir gazveye iştirak etmemişti. Bir Ficar harbinde sadece bir okları topladı, o kadar. İştirak etmedi. Ancak Allah'ın terbiyesi altında olduğu savaşta bile bir gönül dünyası hem dirayet hem de merhamet dolu müstesna bir kumandanlık sergiledi ki emsali görülmedi. Bedir düşmanları, müşrikler gelip bir gün evvel Efendimiz'in bulunduğu kuyudan su almak istedi. Sahibi vermek istemedi. Efendim verin buyurdu. Nasıl bir merhamet? Bedir'den dönerken 70 tane esir vardı. Eshâb-ı kirâm imkânda mahduttu. Bunlar da bizim insanlıktaki eşimizdir diye zaman zaman develerden indiler, esirlerin develeri bindirdiler. İslam'da işgal maksadı toprağı kanla sulamak yoktur. İslam'dan her türlü hainane katliamlara, düşman saldırına, zulümlere karşı masumları muhafaza etmek, vatanı, bayrağı, mukaddesatı, nesilleri korumak, hakkı ve adaleti tevzik etmek için ancak o zaman kılıç kullanılmıştır. İşte Rasûlullah'ın talimatı, bir de bugüne bakalım. Ey ümmetim, savaş halinde iken buyuruyor, zulmetmeyiniz, işkence etmeyiniz, çocukları öldürmeyiniz. Ey ümmetim, savaş halinde iken bile çocukları, mabetlere çekilip ibadete meşgul olan kişileri, kadınları, yaşları, savaş haricinde olan kimseleri sakın onları öldürmeyin. Ayrıca kiliseleri yakıp yıkmayın, ağaçları köklerinden kesmeyin. Bir misal. Ömer radıyallahu anh Kudüs'e girdi. Orada Kıyamet Kilisesi var. İslam'dan evvel yapılmış. Rahip dedi ki, ya halife dedi, buyur dedi, kilisemiz temizdir dedi, kilisede namaz kılın dedi. Yok dedi Hazreti Ömer. Efendim temizdir dedi. Buyurun namaz kılın dedi. Yok dedi. Eğer dedi ben burada namaz kılarsam dedi, yarın Müslümanlar bu kiliseyi alır, bu kıyamet kilisesi kendilerini alırlar dedi. Nasıl bir hümanizm? Bir de bugünkü hümanizme bakalım. Köy şehirler üzerine bombalar, roketler yağdırılıyor. Bomba düştüğü yerde kadın, çocuk, ihtiyar, hasta kim varsa yakıp kavruluyor.
Bugün dünya teknolojisinin dünya teknolojisi zulmü yaşıyor. Güçlü eziliyor, mazlum perişan oluyor. Yine bizim hocamız Nurettin Topçu dedi ki oğlum da bugün de demir parçasının terakkisi medeniyet zannediliyor dedi. Bakın dedi 1944'te dedi, Japonya iki tane dedi, bomba atıldı dedi, atom atıldı dedi. Kadın öldü, çocuk öldü, hayvan öldü, toprak öldü. Ne hakkım var buna dedi. Bugün dedi maalesef dedi insan dedi bu sanayinin esiri oldu. Ve o sanayinin terakkisiyle kendi ruhaniyeti kaybetti. Kendi ruhuna zulmetti. Zalim oldu, gasip oldu. Ahireti unuttu. Ve insan kalpsiz hale geldi. Arkada bir enkaz ve mezbele bıraktı. İşte Suriye. Bir insan enkazı, virane bir vatan toprağı. İşte 21. asrın medeniyeti. Nasıl Mehmet Akif sırtlanır geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan onun kardeşleri yerdi. 21. asır medeniyeti, bir de asr-ı saadet medeniyeti. Velhâsıl bu İslam'ın ruhaniyeti, Cenâb-ı Hakk'ın yardımı, Efendimiz Bedir Harbi'nden sonra 9 yıl içinde az bir kuvvetle bütün Arabistan'ı hidayetle fethetti. Ardından gelenler de zamanın en heybetli, güçlü iki devleti olan Rum-Pers İmparatorluğu'nun az bir kuvvete hizmete uğrattı. Hatırlanır ki Efendimiz'den önce Araplar ancak kabile savaşları yaparlar. Civardaki Arap devletleri, Bizans ve Sasanilerin pekleri durumundadırlar. Onların idaresi altında, yani Araplarda cihangirlik gibi bir davalar yoktu daha evvelden. Sen ben kabile ertişmeleri vardı. Bu tamamen Efendimiz'in talim ve terbiyesiyle husule geldi. Bir devlet, devlet şuuru. Yine o muhteşem onun içtimai liderliği daha evvel halk idare hiç bulunmamıştı. Çocukluğunda çobanlıktan başka bir idareci de olmamıştı. Bak kurduğu Medine Site Devleti medeniyetin zirvesini tesis etti. O cahiliyeyi saadet devrine döndürdü. 23 sene nübüvveti sayesinde terör son buldu. Bütün mahlukatı zalimlerin şerrinden kurtardı. Zalimlerin pençesinde kan gölüne dönen çölleri dahi bir huzur buldu. Adeta cennete döndürüldü. Zalimlerin hükmü bitti. Yine Mehmet Akif aczin ki ezilmekti, bütün hakkı dirildi, zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi buyuruyor. Köleler huzur buldu. Kölelere Rasûlullah, bu sizin insanlıktaki eşinizdir dedi. Yediğinden, yetirden, içten içireceksiniz. Eğer onu azat ederseniz, bu sizin için çok çok daha güzeldir buyurdu. Köleler huzur buldu. İnsanlar huzur buldu. Hayvanlar huzur buldu. Nebatat huzur buldu. Onu kimler tanıdı Efendimiz'i? Hurma kütü onu tanıdı. Mütevâtir hadis. Yani büyük bir kalabalık tarafından müşahede edilen bir hadise. Kütük ağladı, inledi. Efendimiz kütükte hutbe okuyordu. Cemaat kalabalıkça minber yapıldı. Minberde okuyunca kut ağladı. Bunu yüzlerce sahabi müttefıkun aleyh olarak rivayet ediyor. Yani bir hurma kütüğü tanıdı. Mevlana diyor ki hurma kütüğü tanıdı, o bir kütüktü diyor. Sen de kütük değilsin, sen ne kadar tanıyorsun diyor. O ağladı diyor. Taşlar onu tanıdı. Hazreti Ali radıyallahu anh biz Mekke'de diyor. Efendimizle beraber yani bazı "Esselamu aleyke ya Resulallah" dedim, bizzat kendim işittim diyor. Ağaçlar onu tanıdı, eğildi. "Esselamu aleyke ya Resulallah" dedi. Rivayette. Kısa kısa geçiyorum. Uhud da onu tanıdı. Biz Uhud'u sever, Uhud bizi sever buyurdu. Ebubekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Osman radıyallahu anh Efendimiz beraber Uhud'a çıktı. Uhud sallandı. "Ey Uhud" dedi, "üskün" dedi, "sakin ol" dedi. "Üzerinde bir nebi, iki şehit, bir sıddık var" dedi. Develer tanıdı, develer derdini anlatıyordu gözyaşıyla gelip. İkaz ediyordu efendim, "Bak, yarın kıyamet günü bu deve senden dava, niye bunu aç bıraktın?" diyordu. "Niye bunu çok ağır yük verdin?" diyordu Efendimiz. Yani onun muhteşem hukukçuluğu. O bir hukukçu değildi.
Adalet hususunda hiçbir tecrübesi yoktu. Cenab-ı Hakk'ın terbiyesi öyle bir yetişti ki onun veda adına en mükemmel müstesna insan hakları beyannamesi oldu. Değişmez bir anayasa oldu. Onun talebelerinin kısa zamanda meydana getirdiği hukuk ekolleri beşer aklının yüzlerce yılda yetiştirdiği zirveler gerekti bıraktı. Meşhur hukukçular Solon, Hammurabi, Ebu Hanife'nin hukuk dehası karnı çırak bile olacak durumları kalmadı. Her sahada zirve oldu. En müstahak çünkü ona Cenab-ı Hak öğretti. Resulullah Efendimiz kalbine nazil olan Kur'an'ı ve Cenab-ı Hakk'ın tahsil ettiği ilimden talimine izin verilen hususları ümmetine öğretti. İzin verildiği kadar öğretti. Onun muvaffak bariz talebeleri Eshâb-ı Kirâm görüyoruz. Onlar medeniyet seması yıldızları oldu. Onlara onların istidadı kadar öğretti. Ömer radıyallahu anh diyor ki bir gün diyor ben diyor Ebubekir'le radıyallahu anh Resulullah'ın sohbet ederken gördüm diyor. Onları kenarda dinledim diyor. Fakat diyor hiç diyor Arapça bilmeyen bir cahil bir insan gibi kaldım diyor. Sohbetlerinden sonra dedim ki Ebubekir ben sizin sohbetinizden hiçbir şey siz böyle mi sohbet edersiniz? Evet dedi. Biz baş baş olduğumuz zaman tevhid hususunda böyle sohbet ederiz. Diğer taraftan bir bedevi gelirdi. Bedevi şunları şunları yap derdi. Yapsam cennetine girersin buyurdu. Resulullah istidadına göre talebe yetiştirirdi. Muaz'ı terkisen alırdı, bir müddet giderdi. Bak Muaz şunlara şuna dikkat et buyurdu. Bir arada bir sükût halinde giderlerdi. Bak Muaz bu da kâfidir, şunları şunları yapman buyurdu. Velhâsıl nasıl bir terbiyeciydi Efendimiz? İslam metodolojisinin en büyük simalarından Karafi, İmam Karafi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka hiçbir mucizesi olmasaydı yetiştirmiş olan Eshâb-ı Kirâm Allah Resulü'nün nübüvvetini ispata kâfi gelirdi. Efendimiz seviyesine göre nasip aldılar. Bir kısmı sıddık oldu. Faruk oldular, Zinnureyn oldular, Esedullah oldular.